müthiş. Ben Deniz'i dinlemeyi tercih ediyorum. Buyurun Deniz Beyciğim. Ya bu biliyorsun koltuk ziyareti bu. Yani koltuk düzeni ziyareti. Yani Cumhurbaşkanı Özgür Özel'le AK Parti de görüşürken bir değişik bir oturma düzeni yaptı. O da insanları rahatsız etti. Hatta Özgür Özel de daha görüşmeye başlarken ya bu olmamış bu düzen diye tepkisini göstermişti. Cumhurbaşkanı o zaman biz de CHP'ye gelelim, telafi edelim bunu falan gibi bir şey söylemişti. Bu telafi ziyareti yani dolayısıyla ben bu tür görüşmelere çok fazla şey atfettiğimizi düşünüyorum. Yani Meral Akşener ile Tayyip Erdoğan'ın görüşmesine de yani Tayyip Erdoğan bir denklemin sabiti gibi. Kendisi de sabit olduğu için çok o denklemde çok bir şey değişmez. Yani şu anda AK Parti'nin bir normali var. Türkiye'nin normalleşmesini de AK Parti'nin normaline göre yapmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı. O normal nedir işte? Davalar ortada. Gezi davası ortada, Kobani davası ortada, Avrupa Birliği ile ilişkiler ortada, göç meselesi ortada. Yani o konuda kendi normalini değiştirme gibi bir şey yok. Dolayısıyla da nasıl normalleşebiliriz? Sayın Cumhurbaşkanı'na göre ülke şu anda zaten normal. Demokrasimiz normal, ekonomimiz normal. Bu normali de Ruslar kullanır. Hani nasılsın diye sorarsın bir Rus'a genelde normal der böyle. Yani burada Türkiye ekonomisi nasıl diye sorduğunda AK Partili biri normal cevabını veriyor. Yani aynen öyle diyorlar. İyi buluyorlar çok onlar. Evet. Onun için onların kafasındaki normalleşme bu. Ama Özgür Özel'in kafasındaki normalleşme başka bir şey. Yani emeklinin 10 bin lira alması Tayyip normal. Erdoğan için normal. Normal. Asgari ücretlinin 17 Ebru, bin 200 lira alması yapıyor onu. Ve bunu ta... Ya, sorun evet. Yapan Ebru evet, evet, 10 bin lirayı. Ebru zaten anormal. Ebru anormal zaten. Evet. normal değil yani. Sağ olun. 17 bin 2 liranın Aralık ayına kadar devam etmesi normal. Normal. Ondan sonra Ebru'nun tatile gidememesi normal. Çünkü o bir fakir. Yani çok ayıp. Emeklinin başarısız. Emeklinin KYK yurduna muhtaç olması normal. Başarısız. Ama Özgür bak, orada itirazım var. Üst ranza normal değil ama bak. Emeklinin KYK yurtunda tatili yok, normal yok, ama üst kata sorun size oluyor, onu belirteyim. Hocam bir tane KYK yurdu bulursam gideceğim, çarşafları falan ben değiştireceğim. Yeter ki emekliler tatil yapsın. Koltukları da sil çünkü çok kolay. Koltukları da sil. Evet dinliyoruz. Pardon. Neyse işte yani şimdi düşünün Özgür Özel'in normali emekli işte 24 bin lira alması gerekiyor. İşte emekli ikramiyeleri şimdi izleyicilerimiz bize emekli ikramiyeyle yatırılan bu şey bayram ikramiyelerini göndermişler de hepimiz tabii 3000 konuşuyoruz. 2250 lira alan bir sürü izleyicimiz var, bize mesajlar göndermişler. Yani biz 900 alan var işte, yetim aylığı alanlar 900 aldı. Ha yani dolayısıyla o emekli ikramiyesi de normal Tayyip Erdoğan'a göre. Yani 900 liralık ikramiye de bayram ikramiyesi de normal. 2250 de normal. Bunu beğenmeyen emekli anormal. Maaşının bak yıllardır emekli maaşı bayramlardan önce yatar ki emekli hiç olmasa kurban parası ödesin. Mesela artık kesildikten sonra kurban parası ödemek bu ülkede normal bir şey değil bakın. Evet değil. Kurban parasını genelde kesmeden önce ödersin. Ama şimdi birçok insan emekli maaşını kurban bayramından önce alamadığı için bu böyle bir şey de yani düşünün 22 yıllık muhafazakar iktidara bakın. Yani yarattığı ortama bakın. Kurban parasını kurbanı kestikten sonra ödüyorsunuz. Evet. Bu hale düşmüş. Taksit ama bu Tayyip Erdoğan için bu da normal. Bu da az önceki sormuştuk ya. Özgür Özel için. Az önce sormuştuk ya engelliler vesairenin bilmiyoruz diye. Onlara ne yatırılmış? Hocam 18 yaşından küçük engelli kızım var. Aldığımız aylık 2700 küsür lira. Onlara ikramiye yok belirtmişim galiba. Buyur pardon orada devam et. Orada ikramiye yok galiba. Evet. Dolayısıyla şimdi Özgür Özel'in normaliyle Türkiye'nin demokrasinin normaliyle Tayyip Erdoğan'ın normali aynı değil.
O nedenle onların bir normal yani ortaklaşabileceği bir normal olmadığı için bu tür görüşmelerden bir şey çıkmaz. Yani düşünün şimdi 1 Mayıs'ta tutuklananları Özgür Özel gündeme getirdi diye serbest bıraktılar. Ya normalde Özgür Özel'in bunu gündeme getirmesine gerek var mı? Adamlar zaten hukuksuz bir şekilde tutuklanmışlar. Adalet yerini bulduğunda Özgür Özel bunu dillendirmek zorunda kalır mı? Kalmaz. Cumartesi anneleri anayasal haktır. Galatasaray Meydanı'nda eylem yapmak anayasal haklarıdır. Yani anayasada var barışçıl gösteri diye bir şey var. Özgür Özel Cumhurbaşkanı'na söyledi, İçişleri Bakanı'na şey yaptılar. Galatasaray Lisesi'nin önünde, Galatasaray Meydanı'nda 1000. haftada cumartesi anneleri, ya bunu Özgür Özel'in söylemesine gerek var mı? Bu demokratik bir hak zaten. Demokrasinin normali bu zaten. Yani böyle bir çarpıklık işte. Dün gördük burada, izledik. İki tane ablası bilmem ne nedeniyle cezaevinde olan bir kızcağız Cumhurbaşkanı'nı alıyor. Ablalarımı kurtarın, o da diyor ki elimden geleni yaparım. Ya adalet varsa bunu Cumhurbaşkanı'na şey yapmaya gerek var mı? Zaten mahkemeler o adaleti yerine getirir ve o kızcağız da ağlamaz. O kızcağız da çözümü Cumhurbaşkanı'ndan beklemez. Normal olan adaletin kendi rayı içinde işlemesidir. Ama bizde öyle değil. Her şey Cumhurbaşkanı'nın iki dudağının arasında. Cumhurbaşkanı bırakın diyor, yargıçlar bırakıyor. Cumhurbaşkanı tutun diyor, yargıçlar tutuyor. Yani bu Cumhurbaşkanı'na sorsanız normal bir şey. Ama ülkenin normali, demokrasinin normali bu değil. Özgür Özel'in normali de bu değil. Şeye gelince, yani Meral Akşener'le Cumhurbaşkanı görüştü. Meral Akşener'in bir karşılığı kaldı mı ki Allah aşkına? Yani ofis şu anda İYİ Parti'deki 3-5 milli açmış. Ya şimdi Sinan Oğan açıklama yapmış mesela. Çok güldüm sabah onu okuyunca. Bugün benim neşemi beni neşelendiren şey o oldu. Öyle mi? Mekanın sahibi geldi. Çekilin Özgür mekanın Özel sahibi çekilebilir geldi diye bir açıklama. Nasıl bir açıklama? Özgür Özel çekilsin diyorum. Ama eğlenceli Deniz, itiraz. Mekanın sahibi geldi. Açılın, mekanın sahibi geldi. Evet. Eğlenceli değil mi? Ne bileyim. Ya işte sabahtan beri ona gülüyorum. Yani çok geçen hoş sefer de konuşuyor. Hükümeti eleştiriyor. Tayyip Erdoğan'ı eleştiriyor. Oradan bir vatandaş dedi ki ya o zaman niye gittin yamandın? Yani ona da geleceğiz diye geçiştirdi. Ya Allah aşkına daha yeni bir sene de olmadı seçimin üstünden. Herkes seyretti, herkes izledi. Değişik. Yani şimdi ne oldu da bu hale geldik? Ne oldu da yeniden mekanın sahibi oldunuz? Bir yıl önce mekanın sahibi olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı görüyordunuz. Onun gölgesinde duruyordunuz. Ne oldu? Şimdi ya gerçekten güldüm yani. Mekanın sahibi geldi diyerek ne demek istediğini izleyicilerimize bir anlat istersen. Yani muhalefet benim diyor. Gerçek muhalefet mekanının işte sahibi benim diyor. Artık burada ben muhalefet edeceğim. Özgür Özel'e gerek kalmadı diyor. Birinci partide ben olacağım diyor. Ya sanki bir yıl önce biz bir şey halüsinasyon gördün sen. Sürrealist bir film sırada seyrettik sen. Ama bir detay var, altında parti yok. Evet, nasıl olacak bu iş? Var bir parti var canım. Partiden kolay ne var? Adamlar kumar oynamak için parti kuruyorlar. Ama işte bir yıl önce Cumhurbaşkanı yani, Erdoğan'ı desteklemişti ya. Evet, doğru. Şimdi mekanın sahibi olarak nasıl geri döndünüz ve nasıl muhalefet olacaksınız diye soruyor Deniz. Vay be. Güldüğü şey o. Yok, sormuyor. Vallahi sormuyorum Ebru, sormuyorum. Yani sadece gülüyorum. Yani söylüyor işte. Bir şey sormuyorum yani. Peki, tamam. Sormam bence bir şey de. Sormuyorum bence çünkü. Bence de sorma. Yani Türkiye'de şey, ama ben Özgür Özel'in bu gayretini yine de takdir ediyorum. Yani her yolu denemek lazım. Yani bu milletin, bu vatandaşların sorunlarını çözmek için her yolu denemek lazım. O da elinden geleni yapıyor. Cumhurbaşkanını ikna edebilmesi zor ama görüşmeden de hani sonuç alıp alamayacağını da göremeyiz yani. Bir adım atmak lazım. O adım atılmadan ya hiçbir şey olmaz vesaire falan demek çok akıllıca bir durum değil. Ben bir şey beklemiyorum. Yani Özgür Özel, Tayyip Erdoğan görüşmesinden bir şey beklemiyorum.
Türkiye'de değişim olabilmesi için, normalleşme olabilmesi için Tayyip Erdoğan'ın ve partisinin ve iktidarının kafasındaki normal tanımını çıkarması lazım. Yani değiştirmesi lazım. Yani biraz demokrasiye yaklaşmaları lazım. Biraz hukuk devletine yaklaşmaları lazım. Yani Allah aşkına düne kadar faiz haramdır, bu da nastır, sana bana ne, hani biz bunu tartışamayız diyen bir iktidarın bir 10 ay içinde, 9 ay içinde faizleri %50 küsür seviyesine çıkarmaları normal midir? Bana göre değil ama Tayyip Erdoğan'a göre normal. Faizleri %21'den durduk yerde bütün dünya tersini yaparken enflasyonla mücadele etmek için bizim ülkemizde 8,5'a indirilmesi normal midir? Ekonominin kurallarına göre değildir. Ama Tayyip Erdoğan'a göre normaldi. Çünkü o baş ekonomisti ve yani ona göre enflasyon faizin sonucudur. Faiz sebep, enflasyon sonuçtur. Yani bu fikir değişmedikten sonra hiçbir şeyi değiştiremezsiniz. Hiçbir şeyi gerçek normallere dönüştüremezsiniz. O nedenle de bu görüşmeden bir şey çıkmaz. Bundan sonra emekli maaşının bayramdan önce yatırılma şansı kaldı mı? Yok. Çok kalmadı. Asgari ücretin Temmuz ayında artırılması şansı kaldı mı? Pek yok. Kalmadı. Ondan sonra emekli maaşının hak ettiği bir seviye, en düşük emekli maaşının hak ettiği 16 bin lira gibi bir seviye olduğunu söylüyorlar. Oraya çıkma şansı var mı? Yok. Memur maaş zammının emekli maaş, memur emeklisi maaşının artış oranı %25'te kaldı mı? Yani yok. O da şey değil, zam değil biliyorsunuz, telafi. Telafi, evet, telafi. Yani telafinin ötesine geçemediğimiz o gerçeği ortada mı? Ortada. Ne olacak? Ne değişecek? Çay hiçbir fiyatı, şey. Yani artacak. Buğday fiyatı, arpa fiyatı yapacak mı? Yok. Herkesin normali kendine gelecek. Yok, bu da yok. Ya hepimizin normali artık Mehmet Şimşek'in normali. Mehmet Şimşek'in evet. Normalini de görüyoruz. Zam, zulüm, işkence yani. Başka anormal. Bir şey yok. O da anormal. Anormal tabii. Öyle yani bak. Şimdi bazı izleyicilerimiz tepki göstermiş. Ya dondurma konuşup duruyorsunuz. Canımız sıkıldı artık falan diye. Ya işte sizin canınız sıkıldığı için memleket bu halde. Kusura bakma sayın izleyici. Bunları konuşmadığınız için, canımız kendi sıkıldı. Konfor alanınızdan çıkmadığınız için hani şu papazın hikayesi var ya, onu götürdüler sustum, bunu götürdüler sustum. Beni götürmeye geldiklerinde konuşacak kimse kalmamıştı. Evet. İşte sizin derdiniz de bu zaten. Sizin kapınıza dayanana kadar kötülükler, sustunuz, konuşmadınız. Şimdi sizin kapınıza dayandığında, vay ben perişanım, beni böyle yaptılar, öyle yaptılar. Ama kusura bakmayın, herkesi götürmüşler. Sizin için ağlayacak kimse kalmamış artık. Evet, çok yani güzel. Bu iş böyle, o çocuğun dondurma meselesi çözülmedikçe, o çocuk harçlığıyla dondurma alamadığı sürece siz hiçbir şeyi yapamazsınız. Hiçbir sorunu çözemezsiniz. Ağlayıp durursunuz. Kendi konfor alanında, kendi sürreal şeyiniz, dünyanızda yaşar durursunuz. Bu ülkede ya işte karne günü de geldi. Düşünün ya, bu çocuklar yazın ne yapacak biliyor musunuz? O 20 liralık dondurma parasını çıkarabilmek için çalışacaklar. Şimdi birçok okulda, Doğu ve Güneydoğu'da birçok okulda son haftalarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımızdan biliyoruz. Sınıflar boş. Mevsimlik neden boş işçi. Biliyor musunuz? Çalışmaya gitmişler. Mevsimlik işçi. Ya gidin şimdi, bütün her tarafta çadırlar kurulmaya başlanmış. Kiraz toplamak için mevsimlik işçiler gelmiş. Çay toplamak için mevsimlik işçiler gelmiş vesaire. Şartlar kötü. O çocukların hepsi bir iki hafta önceden, ama siz konfor alanınızda oturun beyefendiler. Aman dondurma ne olmuş, bir tane çocuk dondurma demiş diye. Ya meselenin özü bu. Her çocuk diyor, o çocuk bir tanesi. Ya öyle de işte sorunun özü de bu zaten. Sorunun özü şu kısacık ömründe, bak 5-10 yaşındaki bir çocuk
Şunu diyor bak, ben çocukken 5 liraydı diyor. Ben küçükken 5 liraydı. Ya sen zaten hala küçüksün ya. Zaten 10 yaşındasın. Sen hala küçüksün. Sen, çok güzel. Sen hala 10 yaşındasın ya. Yani bir çocuk ben küçükken 5 liraydı cümlesini kuruyor. Ya benim durumum yok diyor. Benim dondurma alacak durumum yok diyor bir çocuk. Daha ne desin yani? Siz de konfor alanlarınızda oturun. Bu çocuğun derdi konuşuluyor diye sıkılın. Canınız sıkılsın bilmem, değiştirin konuyu. Ya bu değişmedikçe bizim durumumuz değişmez ki. Ülke böyle devam eder. Ve ben kusura bakma sayın izleyici, bu memleketin bu hale gelmesinde Tayyip Erdoğan kadar sizin de sorumluluğunuz olduğunu düşünüyorum. Şimdi biraz... Bu duyarsızlığınızın, bu tür şeyleri görmezden gelme, kafanızı konfor alanına sokup kimse sizi görmüyor zannetme falan hissi var ya, ondan da kaynaklandığını düşünüyorum. Sizin çocuklarınız